Merhaba, bu dersimizde nasıl Go öğrenmeye başlayabilirim sorusunun cevabı üzerine konuşacağız. Öncelikle golang.org web sitesinin Türkçeleştirilme işlemlerini golang.org.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili şuradan Go Türkiye topluluğu golang.org.tr sayfasına girip buradaki ufak tefek yazıyı okuyabilirsiniz. Şurada Türkçe Go Turu sayfası var. Tıkladığınızda appspot.com üzerinde gidiyor ve Go Tour Turkish olarak da buradan aslında benim de eğitimlerde ufak tefek böyle yönlendirmelerle göstereceğim bir application'a geçiyor. Şurada bir editör var. Burada da açıklamaları var. Böyle ilerleyerek dil seçerek ilerleyebiliyorsunuz. Ve diğer sayfalara da geçebiliyorsunuz. Sonrasında Go by Example var. Go dilinin tüm özelliklerini güzel bir şekilde örneklerle anlatan site. Go by Example şöyle baştan Hello World ile başlıyor. Böyle bol bol ilerleyerek gidiyor. Çok böyle müthiş yoğun şeyler beklemeyin. Burada amaç örneklerle Go'nun temel mantığını anlamak. Temel mantığı da aslında hemen hemen bu kadar diyebiliriz. Sonra orta ve ileri seviye örnekler için efektif Go kullanımı var. Golang.org'un yani official Go sitesinin dokümantasyonları içerisinde efektif Go. O da şurada. Buradan gene yoğun bir içeriğe sahip olan sayfayı inceleyebilirsiniz. Bir de benim kişisel blogum var. Burada epey bir makale yazmıştım Go ile ilgili. Örnekler, uygulamalar. Kategori Golang'i seçerseniz burayı görebilirsiniz. İşte 50 gönderi varmış mesela Go'da. Staj okulu diye bir yerde verdiğim seminer, makine öğrenmesi kütüphaneleri, paket listesinin Türkçesi, bir uygulama var gibi JSON, XML işlemleri, dosya işlemleri vesaire gidiyor bu şekilde. Web tarafında da epey bir kaynak var. Yani web uygulaması falan. Mesela web app geliştirme. İki tane karmaşık XML veri ayrıştırma, masaüstü uygulama nasıl geliştirilir gibi. Ve şu mesela Go diline genel bakış. Bunu birçok yerde yayınlamıştım. Hani başlamadan önce bunu da okumanızı tavsiye ederim. Hızlı bir giriş yaptırıyorum burada. Şu şekilde. Mesela söz dizimi olarak özet bir şey gösteriyorum burada. Bir metot oluşturacaksanız Google Go dili içerisinde şu şekilde kullanmanız gerekiyor. Geri dönüş tipi olan bir integer olan metot var diyelim. Function var daha doğrusu. Add adında dışarıdan iki tane integer alıyor ve bunu geriye dönüyor. Bakın şurada bir süslü parantez açıp altta kapatıyor. Doğru yöntem, doğru söz dizimi budur. Eğer bakın aynı kod sadece şuradaki süslü parantezi yukarıdan aşağı indirdiğinizde bu kod hata verecektir. Derleme hatası verecektir. Çünkü Go'nun sintaksi şudur. Bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Bunu aşağıda kullanamazsınız mesela. Bunun gibi ufak tefek farklı şeyleri anlatıyorum. Tavsiye ederim. Genel olarak bu şekilde. Bir de benim gene blogumda da yayınladığım mini bir eğitim seti var. YouTube üzerinden yayınladım. Sanırım 5-6 video filandım. Onlara da erişebilirsiniz. Şurada bir uygulama var. Vesaire. Evet. Bakın daha fazlaymış. 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane aşağı yukarı video çekmiştim. Onları birleştirdim. Bir göz gezdirebilirsiniz.